Kabala ile The Secret kitabında da bahsedilen birçok yerde karşılaştığımız çekim yasası olarak adlandırılan yasanın bir ilgisi var mıdır? Çok merak ettiğim bir soru, umarım cevap bulurum. Şimdi çekim yasası bizde çekim yasası değil o arkadaşlar, form eşitliği yasası. Tamam? Arzumu neye denk getirirsem o olur derler. Niye? Çünkü adam kendi realitesini kendisi yaratıyor. Geçmiş dönemlerde kişinin arzusuna göre Tamam bir yaratan ne yapıyor? İhsan ediyor. Egoist gelişimimizin döneminde hayat bu şekilde çalışıyordu. işliyordu da. <laughs> Küçük bir problem var. Artık öyle işlemiyor bu tarihten beri. Tamam. Doğanın kanunları işleyişi değişti. Doğanın kanunları demeyeyim de doğanın kanunları değişmez. <laughs> Sabit. Ama insanoğlunun gelmesi gereken yeni safa var. Eskisi gibi işlemiyor hiçbir şey üstümüze. O yüzden dünyaya bakarsanız eskiden neydi? Dürüstsen, çok çalışırsan başarılı oluyordun. Tamam Şimdi dürüst olup çok çalışın bakalım başarılı olacak mısınız? Şansınız yok. Tamam. Niye? Çünkü işleyiş tümüyle değişti. O yüzden bazı insanlar anlamıyor. Geçmişten hala o mantık yok zaten. Öyle bir mantık yok artık. Tamam. Bu yüzden insanoğlunun gelmesi gereken yeni koşul maneviyatta ilerleme. O uyanışa gelmenin de yolu ızdırabın yolu. Izdırabın yolu olduğu için de son 20 yıldır ne yapıyoruz? Sürekli ızdıraptan ızdıraba, ızdıraptan ızdıraba doğru insanoğlu gidiyor. Kalitesel bir ızdıraba doğru gidiyoruz. Yani hayatın anlamsızlığın ızdırabı. O yüzden birçok gelişmiş ülkede ne var? Mesela ne diyorlar şimdi? İskandinav ülkeleri dünyanın en iyi ülkeleriymiş. Öyle diyorlar, değil mi? Eğitimde, ondan sonra sosyal güvenlikte, sağlık hizmetlerinde vesaire. Tamam? Öyle mi? İstatistiklere göre öyleymiş. İstatistiklere açın bakalım en çok intihar hangi ülkelerde ediliyor? İskandinav ülkelerinde. Tamam? Her şey çok güzel ama intihar rakamları en yüksek orada. O yüzden o yüzden tepe taklak bir dünya koşulu. İnsanoğlunun gelmesi gereken belli bir şey var. Artık o dönem o yüzden bitti. Form eşitliği denilen bir şeye gelmemiz lazım. Yaradanın arzusuyla kendi arzumuzu eşitlememiz lazım. O arzu da kabaladan geçmişte anlatılan şey dünyevi hayatta arzularını yerine getirmek isteyen adı Secret filmi gibiydi. Şuydu buydu gibi. Geçmişte bu fenomenlerin ortaya çıkması da kabala ilminden. Form eşitliği kanunundan o. Tamam. Ne diyor yaradan? Arzunu benim arzum gibi yap. Oradan çıkıyor. Yanlış anlamalardan kaynaklanıyor.